Oha sesi geliyor. Nerede? Oha orada galiba. Oha burada burada. Durmuş saklanıyor. Bilmiyorum nereden girdiğini bilmiyorum. Çatıdan falan girmiş olabilir. Aa çatıdakiler yarasa. Çatıdakiler yarasa. Hepsi yarasa. Hepsi yarasa. Hepsi yarasa. Nerede? Allah belanı vermesin. Bir sürü var baba çatıda bundan. Ne yapacağız? Bak konuyor oraya. Gel buraya gel. Pis 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 pis. Arkadaşlar bugün de traktör batmış. Şuna bakın. Çıkmıyor. Wow. Bayağı da şey atmışlar ama hiçbir türlü çıkmamış traktör. Şimdi dozer geldi oğlum. Bu çekecek onu şimdi. Nasıl battın sen buraya? Arkada da bayağı yük var arkadaşlar. O yükü çekmediği için büyük ihtimalle batmış zaten buraya. Bak arkada böyle bayağı şey var. Bunlar ineklerin şeyleri, pislikleri, dışkıları, gübre olarak şey oluyor ya. Bunları almışlar. Onlar da böyle batmış. Dozer içeri giriyor. Abi çok riskli. Bakalım çıkabilecek mi? Sizce çıkabilecek mi arkadaşlar? Yoluma yazın şu anda. Hadi bakalım çıkabiliyor mu? Çıkabilecek mi? Abi bu ne? Aha. Çıktı. Çıktı, çıktı, çıktı. Arkada takılabilir ama. Abi şuraya bakın. Wow. Arkanın içinden geçmiş arkadaşlar. Ne olmuş lan? Ama ne kadar güçlüymüş bu da. Direkt çekti abi arkadaşlar. Acımadı yani. Kim bilir kaç bin motor var bunda. Arkadaşlar yolda inekler var. Çok üstü oldu. Arkadaşlar yeni ineğim. Bu yeni petim arkadaşlar. Adopt Me'de aldım bunu. Yeni inek pet geldi. Ya pis 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 pis. Bunu pis pis diye çağırıyorsunuz arkadaşlar. Köpeklere karşı biraz gıcıklar. Her an bir köpeği şey yapabilir. Görüyorsunuz. Bak bak görüyorsunuz. Saçmaya teşebbüste bulunuyor. Bizi daha sahip olarak kabul etmedi. Kendisi saman verip sahiplenmemiz lazım. Değil mi? Gel hadi gel. Right pet arkadaşlar aynı zamanda. Nasıl koşuyor? İneği koştuğunu ilk defa görüyorum ben. Arkadaşlar yarasa baskın hala devam ediyor. Evin içi şu anda bildiğiniz baya yarasa kaynıyor şu an. Apartmanın içi böyle komple yarasa olmuş. Yani apartman burası aile apartmanı. Apartman diye bir şey yok. Yani oradan da aynı şekilde bizim evimiz sayılıyor orası. Kapıyı açtığımız gibi yani şuradaki kapıyı açtığımız gibi açmıyorum ya. Bakma sen de bu da bir şurada korkuyor da. Kapıyı açtığımız gibi yarasalar eve girebilir. Burası normalde bir aile apartmanı. Yani burada ayakkabısız geziyor öyle düşünün. Öyle bir apartman yani. Şimdi göstereceğim size. Bir tanesi hemen şu kapıyı açtığımda köşede duruyordu. Orada mı hala? Evet aha. Vallahi orada. Vallahi orada bakın arkadaşlar. Bir tanesi de uçuyor. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Vallahi giriyordu. Vallahi giriyordu. Son anda kapıyı kapattı. Arkadaşlar şu anda ne yapacağımız bilmiyoruz. Bildiğiniz yasalar orada şu an kapıyı açamıyoruz yani. Abi bizim 1100'ümüz normal geçmiyor yani. Wow. Sıcaktan video çekilmiyordu. Ben ne yaptım? Bunu aldım. Bu ne zaman geldi? 5 gün sonra geldi. Piştim. Bakalım şimdi işe yarayacak mı? Ben tam bir salağım galiba. Ters açtım. Burada kumandası var arkadaşlar görüyorsunuz. Tamam şimdi çocuk adam bunu çıkarıyorum. Bunun galiba tekeri yok. Var ya şöyle kurulsa. Neyse arkadaşlar şimdi ben bunun montajını yapıp bunun üzerine oturmayı düşünüyorum artık. Onun üzerinde otururken montaj yapacağım. Şu an bu videoyu izliyorsanız ve ben bu videonun montajını yapabildiysem arkadaşlar bilin ki işe yaramıştır. Eğer işe yaramadıysa da izleyemeyeceksiniz zaten yani hiç bakmayın bana. O gençlik kanalının şifresini hatırladım ve bugün yeni paten aldım. Bunun açılımı yapacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım şu anda. Aaa abi deliriyorum baksana kutu elimde şu anda hayatım. Cebinde yok. Abi çok heyecanlıyım şu anda gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Yıllar sonra paten süreceğim. Acaba pateni sürebileceğim mi bunu da bilmiyorum. Yani ben inanıyorum aslında pateni sürebilirim yani. Gerçekten bir şey söyleyeyim 2 yıl falan oldu paten kullanmayalı. Gerçekten 2 yıl oldu. Patenlerimi eskimişti yeni paten de almamıştım. Şu anda şimdilik öylesine bir paten aldım kendime. Yani çok pahalı bir paten almadım aslında. Yani neden öyle bir şey yaptım çünkü bilmiyorum şu anda kendime de pek güvenemiyorum. Aslında güveniyorum hani ben sürerim abi yani çünkü profesyonel bir patenciydim. Ama ya süremezsem ya çizilirse diye çok pahalıya yönelmedim. Şu anda yine bir öğrenme aşamasına gireceğim ama büyük ihtimalle biraz paslanmışlığım vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü olabilir yani sonuçta 2 yıldır, 1,5-2 yıldır paten kullanmıyorum. Bu nasıl açılıyor lan? Tek alsaydın keşke. Ne? Bıçak alsaydın. Yok yok açtım tamam. Arkadaşlar! Annelerimiz, babalarımız bunları nasıl sürüyor? Benimki arkadaşlar bu arada gold renk, şu renkte. Zaten birazdan göreceksiniz altın rengi. Yeşil ve mavisi vardı. Ben altını aldım. 44 numara aldım. Eğer paten almayı düşünüyorsanız arkadaşlar ayağınızdan 1-2 numara büyük alın bu arada. Haberiniz olsun. Çünkü patenler o şekilde oluyor. Abi şuna bakın. Çıldırıyorum şu anda. Çıldırıyorum. Abi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bakalım şu anda evde giyeceğim ilk önce. Sokakta giyip hemen rezil olmayayım. Arkadaşlar şuna bakın. Cillop gibi. Bu arada harbiden gerçek altın rengi arkadaşlar. Şu parlaklığa falan bakın. Frame'leri falan gayet iyi arkadaşlar. Çok iyi tasarlanmış. Yani yeni ucuz bir paten değil ama burasına göre ucuz bir paten ama çok kaliteli bir paten bu arada. Kendisini de yeni test edeceğim bu markayı. Bakacağız neler çıkacak. Kanalın şifresini hatırladım arkadaşlar. Paten aldım ben de bu yüzden. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Şöyle bunu bitirelim. Şu anda deneyeceğim arkadaşlar ilk defa. Bu arada pateni isterseniz spor eşofmanla, isterseniz pantolonla sizin tarzınıza bağlı bir şekilde
istediğiniz gibi sürebilirsiniz arkadaşlar. Hani paten sürmek için illa bir eşofmana ihtiyacınız yok. Hayır. Şu anda ayağa kalkmakta çok fazla korkuyorum. Tereddütlerim var. Bir yandan kamera beni çekiyor. Bir yandan kapaklanmaktan korkuyorum. Ayaklı patenler var ve bildiğimi biliyorum ama bilmiyorum. Yani bu çok değişik bir duygu. Anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Ben 40 yıl bir patenci olduğum için tabii ki de bunu bazen hırsızdan gelebilirim. Bir şeyi unutmak çok zor. Yani mesela bisiklet sürmediğinizde unutabiliyor musunuz arkadaşlar? Unutmuyorsunuz. O yüzden pateni bildiğiniz için de pateni unutamıyorsunuz arkadaşlar. Onun gibi bir şey yani bu. Ama tabii ki de şu anda böyle bir ufak böyle üzerinde bir heyecan var. Bilmiyorum yani bunu dışarıda gidip test etmem lazım. Yani heyecan derken şey gibi hani ya düşersem ya yapamazsam. Bir de şu anda patenin tekerlekleri yeni olduğu için daha yolda çok adaptasyon yok. Ve o yüzden şu anda sorun yaşıyorum. Allah belanı vermesin. Bazı hareketleri unutmuşum bu arada. Bak bileğini çok sıkmamışım mesela. Benim canım tehlikede ama. Bileğini çok sıkmamışım, daha demin bileği burkuyordum. Hazır mıyız, dışarı çıkalım. Gençler şimdi ben kayabilmek için burada yani Alaçam'da bulunan en güzel yer geyik koşan sahil yolu ve geyik koşan sahilidir. Çünkü en çok az pürüz var ve çok az araba geçiyor. Sahilde zaten biliyorsunuz hiç araba olmuyor. En rahat sürebileceğiniz yer burada. Şu anda rüzgar alıyor mu mikrofon bilmiyorum ama ben bu şekilde gidiyorum. Hiç de unutmamışım yani. Unutacağımı düşünmüştüm ama hani biraz evet bir yabancılık var ama çok fazla böyle bir yabancılık yok. Yani doğru söylemek gerekirse. Tren yaparken bazen zorlanıyorum. Bir de eski yaptığım hareketleri tekrar yapmaya çalışırken 2-3 defa düşünüyorum. Hatta daha demin bir şey 10 defa düşündüm böyle. Rampa vardı. Rampadan inebilir miyim? İnersem araba gelirse durabilir miyim? Şeklinde bir düşünce oldu. Ama güzel yani şu anlık. Kanalın şifresini hatırlayıp da benim video atmam da gayet hoş oldu bence. O yüzden videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle ben ayaklarımı çekeyim isterseniz nasıl gittiğimi görün. Takıldım lan ben ona. Oğlum bunu kamera çektim bilmiyorum ama teker çıktı. Oha! Baksana teker çıktı. What the hell? Çıkmadan şey kontrolü yapmamıştım. Ondan dolayı büyük ihtimalle. Allah'tan caddede falan düşmedi. Caddede falan düşeydi ve ben bunu arabalar geliyorken yaşasaydım büyük ihtimalle şu anda bu videoyu çekiyor olmazdım. Bu takılmayacak büyük ihtimalle buraya da. Tam da dedim havalı bir video çekeyim dedim, tamam mı? Şuradan gelişimi. Ulan olay oldu. Bilmiyorum düşüp görüldü mü? İnşallah görülmüştür. Teker elimde kaldı. Şunu eve gidince sıkacağım. Öyle şey yok da yani paten aldığınızda, yeni paten aldığınızda ya da böyle çok ekstrem sürüşleri çıkarken arkadaşlar sakın ama sakın patenlerin tekerleklerini kontrol etmeden çıkmayın. Bu da böyle genel bir ders. Allah'tan burada düştüm. Yoksa çok sıkıntılı olaylar yaşayabilirdim. Neyse ki yaşamadım. Evet biz fazla düşmeden eve doğru yol tutalım. Hepinizi çok seviyorum. Bu böyle aylık, yıllık bir vlog oldu aslında. Çünkü kanalın şifresini unuttuğumda ne yapıyordum, neler yapıyordum bunları öğrenmiş oldunuz en azından. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı da unutmayın. Bay bay.